Hepinize merhaba arkadaşlar. Heartworth'ün 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet, maceramıza nerede kalmıştık? En son dolap yapacaktık. Dolabımız bayağı dardı ve de arkayı biraz yükseltmiştik. O yüzden evimizi ona göre inşa edecektik. Onun için bayağı bir arkadaşlar şey yapımı gerekiyor. Beton yapmamız gerekiyor. Çünkü temeli başlı aşağı değiştireceğiz. Şöyle olabildiğince ev büyütme işlemlerine beraber girelim istedim. Onun için arkadaşlar öncelikle şunları kırmamız gerekiyor. Şu üstü de. Öncelikle buradan başlıyorum arkadaşlar, ne olur ne olmaz. En tehlikeli yer şey olduğu için. Şu içeri bölge belirleyicisi ve kutuların olduğu yer için onu diyemedim. O yüzden orayı biraz sona bıraktım. Şöyle yapacağım. Şöyle kalk. Tamam. Çok güzel. Evet, şunu da şöyle inşa edelim. Şöyle. Bunu niye inşa edemiyoruz? Duvar var. Bunu da kıralım. Şunu da kıralım. Evet, bu şekilde. Bayağı bir büyüttük arkadaşlar. Hatta burayı da evin içine bile alabiliriz, bu matkap olayını falan. Her neyse arkadaşlar, şu dış tarafı da yavaş yavaş büyütelim. Sonra orta kısmı hallederiz. Şunu da şöyle alayım, kıralım. Makine anahtarı arkadaşlar, bu arada elimde. Makine anahtarıyla kırılıyor bunlar. Şu temeli de kıracağım. Evet, şimdi burayı büyütelim. Kapı girişimizi yine şu yan taraftan ayarlayalım. Onun için şöyle düşük şey vereyim de kapıya giriş çıkışlar düzgün olsun. Evet. Şunu da düzeltelim. Niye düzelmedin lan? Düzelmedi mi? Ha. Düzelmiş de bize çakallık yapıyormuş. Şunu da şöyle yaptım. Şuraya da şöyle koyalım. Ev girişi böyle iki şeyin arasında kalması biraz daha iyi gibi şimdilik. Şöyle şurayı da acilen genişletelim hemencik. Bunları iyi. Evi onu düşünerek arkadaşlar inşa edin. Böyle yoksa benim gibi uğraşırsınız. Evet, gördüğünüz gibi şu anda hemen hemen her şeyi yıkmamız gerekiyor. Şimdi şunları da alalım, şu değerli malzemelerimizi. Ve fırınımızı da kırmamız gerekiyor. Temel yapmak için. Şöyle. Şunu da kıralım. Şunu da al. Şimdi. Şöyle. Temelimiz de eşittir umarım. Böyle inşa ediyorum. Hayır, oraya değil. Oh, iyi ki inşa etmedi. Evet, şimdi İnşa ettiğimiz yerleri de arkadaşlar yavaş yavaş kapatalım. Evet, şöyle kapatacağız. Şöyle de şuraya bir kapı inşa edelim. Şunu tekrar seçiyorum. Aslında şunla birleştirsem, onu düşündüm şimdi. Çift bölge belirleyicisi olur hem. Evde bayağı bir geniş olur arkadaşlar. Şuna bakalım ne yapmış. İyi, birazcık bize taş yardım oldu. Evet, o yüzden şu arkayı kapatmayalım arkadaşlar. Şimdilik şu kapımızı inşa edebiliyor muyuz? Yetersiz kaynak.
Şuraya bir yere şunu yapalım. Ters oldu ama neyse. Önce bir beton inşa edelim. Evet, betonumuzu da inşa ettikten sonra şuradaki temel olayını da yapalım. Tamamdır. Bu daha da uzayabiliyor herhalde bu taraflara doğru. Gerek yok ya, o kadar da fantezi. Şimdi biraz da odun alalım şuradan. Kapımız önemli. Kapımızı da inşa edelim. Temel düşük olunca böyle de zor çıkabiliyoruz. Şunu da inşa ettik. Evet, en azından şu tarafımızı kapatabiliriz. Bu tarafa bir uzatma düşünmüyorum şimdilik. Evet, bu tarafa da düşünmüyoruz. Düşünmediğim yerleri arkadaşlar kapatıyorum böyle. Evet, hatta şuradan da daralma olabilir ya. Şöyle, çünkü şurası şey olmuyor. Bu arada gündüz olsa iyi olur ya. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Meşale yapsak iyi olur. Videoda da gözüm gözükmeyeceğinden korktuğum için şurada bir yerde yapalım meşalemizi. Yapılar meşale. Evet, hemen üretiyorum. Meşalemizi de ürettik. Şöyle bir yere koyalım da ışıl ışıl ışıldasın. Ha, şöyle. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bu arada bölge belirleyicisini hemen yapıp yerine hemen koymamız gerekiyor. Onu söylüyordum tam bir önceki bölümde. Sunucuda şeyden dolayı bir engelleme mevcut. Böyle boş yere bir şeyler inşa edemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Hemen şey yapıyor, siliyor arkadaşlar. İlk önce bir belli bir saniye veriyor. Belli bir inşa yaptıktan sonra hemen bölge belirleyicisini koymanızı istiyor. Bilmiyorum, diğer sunuculara da öyle bir şey geldi mi? Kısıtlama geldi mi? Çünkü bunda böyle bir şey var. O yüzden ben bölge belirleyicisini hazırda tutacağım. Pardon, yanlış oldu. Hazırda tutalım. Ne olur ne olmaz hemen temelimizi attıktan sonra şey yapacağız. Bölge belirleyicisini de hemen koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu da yıkayayım. Şunu şöyle yapabiliyor muyum? Tamam. Evet, biraz daha uzun oldu işte. Şimdi yavaşça şunu bir yıkalım. Burayı baştan yapacağız maalesef dostum. Kırmızı demir, taş falan bizim bayağı bir işimize yarayacak. Şimdilik seni kırmak zorundayım. Gördüğünüz gibi 35 tane falan koymuştuk. Kömür artmış. Kendi yakıtını koyan robot diyeceğim buna. Şöyle şunu da kıralım. Şuradaki temellerimizi falan yapalım. Totem işini sona bırakacağım.
Yine yetersiz kaynak oldu. Ben... Hadi be. Yanlışlıkla bir totem daha inşa ettik arkadaşlar. Beton diyeyim. Biraz kalker getireceğiz yine. Gördüğünüz gibi delicesine kalker ihtiyacı. Şunu da inşa edebiliyor muyuz? Yetersiz kaynak. Evet, en fazla oraya kadar gidebiliyor. Şu dördüncü yere gitmiyormuş herhalde. Şuradan yapılabiliyor da şu diğer tarafa yapılır mı bilemiyorum. Yine kalker sıkıntısı oluştu. Üstümüzdeki bir sürü malzemeyi şuraya bir... Şimdilik o bize biraz taş üretmesini bekleyeceğiz artık. Bakalım. Bu ev genişletme işi pek bir iyi oldu mu bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar. Şey yapalım. Erittiğimiz yeşillerden biraz alalım da radyasyon şeyi yapalım. Pantolonu falan. O ne lan, bir herif dolaşıyor dışarıda. Bir araba sesi geldi ama. Şunu yakalım ya. Eleman hala üşüyor ya. Nasıl bir kışsa arkadaş. Buraya niye yerleştiremiyorum? Geri zekalı. Ha. Bazen de arkadaşlar bu bug'a giriyor ya. Şöyle mecburen döndürmeniz falan gerekiyor. Şimdi şuradan bakalım. Giyilebilir öğeler. Çeşme pantolon. Şuradan hayvan. Hayır, açma geri zekalı. Şimdi şuradan güçlü iplik oluşturacağız. Ay, elemanlar aşağıda falan bir yerde bekliyorlarsa sıkıntı yapar yani.
Malzemelerdeydi değil mi? Kafam döndü arkadaşlar, kusura bakmayın. 20 tane mi istiyordu bir ipikten ya? Dur 20 tane yapalım da ne olur ne olmaz. Tekrar tekrar bakmayalım arkadaşlar. Sonra giyilebilir öğelerden şeyimizi seçeyim. Neydi onun adı? Chesumi tipi. Oha 5 tane istiyormuş, biz de fazla abartmışız. Pardon, mikrofona da kolumla vurdum bu arada. Şu pantolondan şuna geçelim arkadaşlar. Bir de şu saçtan şu bir tane kürk gibi bir tane şey vardı. Usankaydı herhalde. Aynen. Şundan yapsak güzel olur. Bu soğuktan bayağı bir koruyor. Bundan var. Şundan da var. Deriden de var. Tamam. Bir tane bundan yapalım bakalım. Usanka. Artı 40 diyor arkadaşlar. Çok dehşet değil mi sizce de? Şunu da yukarı koydum. Şunu şuradan alalım. Yine yerine koymuşuz onu da. Şu üstümdeki fazlalıkları da en azından şuna bir yere falan koyak da. Sakata binmeyelim şimdi. Şunu da alalım. Bunu yerine koymamış mıyız? Evet, elemanlar gelmemiş arkadaşlar. Bu arada 50 tane taş edinmişiz. 5 tane falan yapabiliyoruz herhalde ona. Evi kapatmaya yeter herhalde ya. Şurada bakacağım. 5 taş var. Şurada var mı? Elemanlar yine geçiyor. Sadece araba sesini duyuyoruz o zaman. Şöyle önce şurayı bir kapatalım. Evet, son iki tane. Hadi. Evimizin kaderi senin ellerinde dostum. Şuradan birkaç tane şey de kırsak arkadaşlar. Temin edebiliriz. Nasıl olsa buralar kırılacak. Ulan elemanlar buraya geliyor herhalde ya. Tamam, kapattık. Çünkü arabanın sesi yakından geliyor da şu an yukarı çıkamıyorum. Bakamayacağım o yüzden. Evet, şimdi bir de temelde yapmamız lazım. Şimdi biraz daha temel için beton lazım arkadaşlar. Malzemelerden betonu seçiyorum. Şu üstü kapatmadan da burayı kırmayı düşünmedim şimdilik. O yüzden biraz uğraşıyoruz. Evet, şuradan da şöyle elemanlara bakabiliriz aslında şimdilik. Ama eleman da oradan gelebilir, sıkıntı işte şuradan. Buradan atlayabilir mi bilmiyorum. Yo, çıkamaz buradan. Ne? Evin delicesinin uzun olduğunu sadece göremeyecekler. Arka tarafı gözükmüyor. Arkadan falan birisi gelmiş lazım anca. Öyle görebilir. Taş olayı da artıyor. Çok güzel arkadaşlar. Evi güzelce genişlettik kimseye çaktırmadan. Şurayı da kapatabiliyor muyuz? Evet. Şimdilik bu zıkkım kaldı. Bunun da taşını biriktirdikten sonra arkadaşlar orayı da genişleteceğiz. Ondan sonra iyice
Evi ikinci katını falan çıkacağım herhalde. Oraları göstermem mi bilmiyorum. Evi genişlettikten sonra da video çekebilirim. Öyle bir şeyler yapacağız. Ondan sonra hep beraber araba maraba olaylarına gireceğiz. Arkadaşlar o şekilde. Yavaş yavaş bu videonun da sonuna gelirim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın.